genel izleyici için uygundur. Mehmet Özer'le Mutfak'ta Ramazan bölümüne hoş geldiniz efendim. Evet, bugün yine muhteşem yemekler siz değerli izleyicilerimiz için hazırlanacak. Çok özel bir konuk geldi. Evet. Sevgili Mine Özmen geldi. Gaziantep'ten geldi hem de. Evet. Bugün Gaziantep mutfağından harika örnekleri sizler için hazırlayacak esasında. Vallahi, çok güzel olacak. Heyecanlıyız biz de. Çok heyecanlıyız. Gaziantep çok özel bir şehir. Belki de ülkemizin yani gastronomi başkentlerinden bir tanesi. Evet. Oranın güzel lezzetlerini harika bir iftar menüsü şeklinde hazırlayıp izleyicilerimize sunacağız değil mi Mine Hanım? Evet. Neler yapacağız bir anlatalım bakalım. O kadar güzel lezzetlerle geldim ki. Evet, ben, zaten gözüküyor şurada yani burada. Çok güzel bir menümüz var bizim. Evet. Damat dolmamız var. Damat dolması. Evet. Güzel, isim de güzelmiş. Gaziantep'in damatları çok özeldir. Öyle midir? Ve kayınvalideleri çok sever onları. Sizin de iyi galiba damatlarınız. Ondan, evet, kesinlikle. Çok iyi. Çok iyi. Ve çok güzel bir damat dolması yapacağız size. İçinde fıstıklar, bademler. Evet, fıstıklar ve bademler var. Güzel salçalarımız var. Evet. Kıymamız var, pirincimiz var. Pirincimiz var. İç harcımız var. Yapacağız tabii, öyle. Normal bizim dolma iç harcı gibi ama onu ekstra tekrar tamam. Fıstıklar, bademlerle okay. Damatlara daha farklı bir lezzet sunuyoruz. Şu fıstıklar da tam işte Gaziantep gerçekten, mutfağının evet. Şey yani tabii, altında avyarı artık neyse. Kesinlikle. Ne demek gerekiyorsa. Başka ne yapacağız efendim? Şimdi taze soğan sarımsağımızla bir şiveydizimiz var bizim. Meşhurdur çok. Evet, çok şiveydiz meşhurdur. Değil mi tam okunuşu? Evet, şiveydiz. Evet, aynen, tamam. Şiveydiz. Çok özel bir yemek hakikaten. Çok özel bir yemek. Bizim atalarımız hakikaten köklerimiz o kadar özel ki. Çok. Hepimiz köklerimize sahip çıkmalıyız ve biz de Gaziantep olarak buna çok net sahip çıkıyoruz. Çok bir misafirperver bir şehir Gaziantep. Kesinlikle çok misafirperver. Her geldiğimde çok mutlu ayrıldığım şehirden. Hiç mütevazı olamayacağım gerçekten. Yok, olmayın zaten canım. İnanılmaz bir şehre sahibim. Ben de 1800'lere dayanan bir Antepliyim. Ve o kadar mutluyum ki gelen bütün konuklarımızı biz... Tüm Antepliler evimizde ağırlamışçasına biliyorum, ağırlarız. Onu çok hissediyoruz zaten. Hissediyorsunuz. Süper. Şiveydiz'i anlatın o zaman nasıl bir şey? Eti var bir kere değil evet, mi pişiyor? Evet, şimdi etini biz daha önceden koyduk. Kuzu eti. Evet, kuzu eti. Onu haşlayıp pişirmeye tamam. Bıraktık. Şimdi yavaş yavaş şey dursun, pişiyor. Sonra içine ne girecek? Sonra içerisine soğanlar, biraz kuru soğan girecek. Sonra tekrar taze soğan ve taze sarımsak girecek. Of, taze fakat sarımsak bunların... Çok güzel bir şeydir ya. Evet, kesinlikle öyle. Ve bu piştikten sonra kokmuyor ve rahatsız etmiyor. Etmez pişince fakat, tabii. Fakat öyle antibiyotik ki inanılmaz zengin. Bu çok faydalı bir yemek. Hem de evet, bence çok... Şu mevsimde iftar içinde çok güzel bir yemek. Yani iftar sofraları içinde gerçekten... Şiveydiz evet, yemeği. Şiveydiz yemeği. Sonra ne yapacağız ondan sonra? Onları pişireceğiz. Bunları tekrar haşlayacağız. Nohutu da şimdi ilave edeceğiz. Edelim. Etimizin üzerine. Tamam. Şöyle. Evet. Sonra bunları da tekrar. İçine koyacağız. Bunları ayrı bir tencerede haşlayacağız. Ha, ayrı bir yerde. Etlerle evet. Beraber haşlamayalım mı? Etlerle birlikte tamam. Haşlamıyoruz. Tamam. Ayrı bir yerde haşlıyoruz. Tamam. Hiç kavurma mavurma yok. Direkt haşlıyoruz hayır, değil direkt mi? Direkt haşlıyoruz. Tamam. Şiveydizi yapıyoruz tabii. Efendim. Yani daha doğrusu başlıyoruz. Evet. Bunu da şöyle evet. Alıyoruz. Direkt. Evet. Sıcak su vereyim. Evet. Sıcak su verelim. Tamam. Tamam. Evet, şiveydizi de biz haşlarken diğer yapacağımız yemekleri de anlatın siz. Evet, hemen şöyle. Damat dolması dedik, şiveydiz dedik. Damat dolmamıza geçiyoruz. Hayır, başka ne yapacağız esas? Tatlı yapacağız. Ha şöyle. Daha başka şeyler yapacağız. Yokluktan ürettiğimiz evet. Yemeklerimiz var bizim. Şu, omaç yapacağız. Omaç yapacağız. Ha, bu önemli evet. Bir şey. Yokluk yemeği efendim Antep'te. Artık hani günümüzde de sıfır atık diyoruz, sürdürülebilirlik diyoruz. Evet. Bunun için çok önemli bir şey bu. Evet, nedir kesinlikle. Bu omaç? Anlatın. Bu bir. İnce yufkadan oluşan hı-hı. Ekmeklerimiz. Evet. Bunlar böyle tabii hepsi tek tek ıslatılıyor büyük evet. Ekmekler ama bu küçükler kalıyor. Bunu evet, da ziyan anneannelerimiz için. Ziyan etmemek için omaç peynirle, Antep peyniri domatesle, soğanla, biberle, maydanozla buluşturup harman yapıyor. Şimdi onu karıştıracağım ve onu da afiyetle sunacağız. Efendim bir de omaç yapacağız. Evet. Artı bir tatlımız var. Onun ne var arkasından tatlı? Şöyle. O tatlı da enteresan bir tatlı. Evet. Değişik. Yine atalarımız yokluktan hı-hı. Üretmişler bunu da. Evet bugün yapacağımız yemekler de bu. Evet kesinlikle atık mutfak yok ve yokluk temayı, mutfağı aslında. Temayı da vurguluyoruz hakikaten evet. Yani. Şimdi bu pestillerimiz bizim. Evet. Tabii ilk etapta yaptığımızda hı-hı. Çok yumuşak kalıyor ama evet. Sonra kuruyor. Kuruyor. Kuruyunca anneler bunu farklı şekilde değerlendiriyor. Hı-hı.
yine böyle unla suyla yaptığı bir karışımı evet. bunlarla birlikte karıştırıp onu yağda kızartacağız. Sonra cevizle tarçınla lezzetine doyum oluyor. Gerçekten çok, çok güzel olur. Hadi o zaman başlayalım şu damak dolmasını. Şimdi hemen şu damak dolmamızdan başlayalım bakalım. Bir yoğurma kabı vereyim mi? İç malzemesi için. Pirinç pirinçlerin içine yaparız. Pirinç pirinçlerin içinde yapabiliriz onu. Koyacağımız malzeme. Bir kaşık vereyim ben size sadece. Olur, olur. Karıştırmak için. Tamam. Çünkü salçalar falan içine mi girecek? Harcın yoksa? İçine girecek. Girecek tamam. Harcın içine girecek. Kıymamız var burada. Kıymamız var. Alayım mı kıymayı da bunun için? Evet. Şunu içine koyuyorum. Size veriyorum bundan sonra. Tamam. Buyurun. Şuradaki fazlalıkları kaldırmış olayım. Efendim kabakların içini oyuyoruz değil mi? Kabakların içini oyuyoruz. Bir kabak oyacağıyla. Damat dolması ismi de çok güzel. Evet. Antep'in damatları çok kıymetli çok olurmuş. Evet. Bu kıymetli damatlar için de çok özel. Bol malzemeli bir yemek hakikaten. Çok da güzel gözüküyor. Bizim dolmalarımızda soğan ve sarımsak bol kullanılıyor. Ama şimdi bak Şvedi'de de var. Bol soğan, bol sarımsak. Bol soğan, bol ama sarımsak bol soğan ve sarımsak yemeğin bir anda şeyi değiştiriyor ya. Kesinlikle. Statüsünü değiştiriyor. Kesinlikle. Tüm lezzetini ortaya çıkarıyor. Nasıldır Antep'te iftarlar? Antep'te iftarlar seremonidir. Değil mi? İnanılmazdır. Çok saygı gösteriyorlar. Ve uyumayan bir şehirdir Gaziantep. Değil mi? Sahura kadar. Sahura kadar. Evet, ha, iftarı sahura bağlarlar ya. Tabii tabii sahura kadar oyunlar oynanır. Değil mi? Çok güzel. Ve sonra tekrar sahurluklar yenir. Tabii aynen olmazsa güzel. Olmamız ciğer kebabımız vardır. Ciğer işte vardır. O diyecektim ben de yani tabii o saatte. Gece yarısı sahurda inanılmaz piyazlarla. Ciğerlerimiz yenir, etlerimiz yenir. Bazen baharda falan geldiğinizde mesela Antep'e çok enteresan. Ha, uçak mesela aşağı doğru inmeye başlıyor ya, şehirden duman çıkıyor. Evet. Yani hakikaten o dumanı uçaktan görüyorsun yani. Şehir bir duman kaplamı çünkü her yerde mangallar yakılmış. Herkes evinde çünkü kendi kebabını kendisi yapıyor tabii. Tabii, tabii. Evinin tabii, bahçesinde tabii. Bir şimdi, duman bulutuyla görüyorsun Antep'i. Pazar günleri kadınlar mutfağa girmez. Erkekler yaparmış. Evet. Bunu duymuştum. Onun için gelinler o kadar şanslıdır ki Antep'e gelen gelin olanlar eşleri tarafından sürekli el bebek gül bebek tutulur. Onun için damatlar da çok özeldir. Hem gelin hem damat çok şanslı. Gerçekten hepsi el üstünde tutuluyor. Yani evlenecekler söyleyelim. Gelin de olsanız damat da olsanız Gaziantep'te birini seçebilirsiniz. Gelin rahat. Kesinlikle. Biraz ayağa koyduk şimdi. Ne koyduk? Şimdi salça koyduk. Salça koyduk. Domates salçası, biber salçası. Koyduk. Şimdi karabiberimizi karabiber koyuyoruz. Pul biber de var herhalde. Evet, pul biberimiz var. Birazcık tuz koyuyoruz. Tabii ki. Bu çok güzel bir yemek olacak. Limon tuzu var sanki. Evet, birazcık da limon tuzu. O enteresan. Gaziantep'te şöyle ekşi ve naneli yemekler çok fazla. Evet, var. Çok fazla. Ondan dolayı lezzetler baskındır. Ve bu limon çok tuzuyla yapıyoruz. Enteresan. Evet, limon tuzu koyuyoruz. Limon tuzu. Pul biberi de koymadınız evet, galiba, onu da koyduk. Evet, pul biberi koyuyorum. Genelde böyle nar ekşisi, sumak ekşisi falan kullanırken ben ilk kez görüyorum açıkçası. Çok. Şimdi o biraz nar ekşisini hep koyuyoruz aslında ama o biraz karartıyor. Bunda çünkü yeşil yeşil fıstıklarımız gözükecek. Damadın gözüne hoş gelsin fıstıklar. Onlarla giriyor yani. Orada file badem var. Evet. Dolmalı fıstık da koyacağız o zaman. Evet, dolmalı fıstık. Dedim ya, tam bir bomba aslında. Atom gibi bir... Antep fıstığı. Dolmalı bademler. Kıstı. Badem. Şuna dökeyim mi? Evet. Nefis bir harç hazırladık. Vallahi. Şimdi bir de tencere çıkaralım mı onun için? Burada sanırım. Bunun üzerine normal su mu koyacağız, salçalı su mu koyacağız? Birazcık salçalı su koyacağız. Tamam, çok az. Şu salçalardan biraz çalayım mı? Aynen, çalabiliriz. Tamam. Salçalı su koyacağız. Bir şurada karıştırayım ben onu. Birazcık su alayım. Mi? Versene su. Sıcak su var istiyorsan. Olur. Daha kolay açılır salça içinde. Evet. Efendim damat dolması yapıyoruz. Nefis bir damat dolması. Gerçekten. Evet. Şimdi şöyle kabaklarımızı dolduracağız. Hemen eldiven dolduruyoruz. Evet. Beraber dolduruyoruz. Bir şey söyleyeyim, ben bu salçayı karıştıracağım. Tuz da koyayım bunun içine bir lokma. Evet, tabii tamam. Tabii birazcık da koyalım. Şöyle. Evet. Biraz daha. Aslında bir tane koymam yeterli mi? Evet, yeterli. Tamam. Kapak öyle kapatacağız. Ben de salçayı suyla açıyorum, en son üzerine dökeriz. Evet. Tamam. Biraz da tuz koydum, bu kadar zaten. Başka bir şey koymadım. Tamam, başka bir şey gerekiyor. Dolmalar doluyor, bunu üzerine koyacağız. Evet. Kapağını kapatacağız, tıkır 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 tıkır. Vallahi çok güzel. Güzelce pişireceğiz buyurun. Efendim.
Evet efendim, damat dolması yaptık. İkinizin de ellerine sağlık. Şimdiden yani güzel güzel de doldurdunuz. Şunların kabaklar da Gaziantep'ten geldi. Evet, Mila Hanım getirmiş. Gayet çıtır çıtır çok güzel bir kabak. İçi hakikaten muhteşem bir iç var içinde. Yani onu yemek lazım evet. Ancak. Biraz ben domates ve biber salçasını biraz suda açmıştım. Bir parça evet. Tuz koydum. İstiyorsanız bir de kapak dolmaya. Aynen. Buyurun. Şöyle. Şimdi kapatacağız. Sonra bunu önce orta ateş, sonra kısık ateşte güzel tamam. Güzel pişireceğiz. Bir açalım orayı. Açalım orayı. En son şunu da koyarız ağırlık olsun diye. O tabak birazcık inceymiş. Evet Mila tamam. Üstüne. Siz koyun önce şeyini. Suyunu. Pişirirken. Üzerini kapağını da kapatacağız. Evet, çok güzel olacak. Oh. Evet, hakikaten çok lezzetli bir yemek olacak. Damat müthiş. Dolması. Damat bir taraftan dolması. Efendim Şiveydiz'in taze soğanı, kuru soğanı ve taze sarımsağı haşlanmaya devam ediyor. Bir taraftan Şiveydiz'in eti haşlanmaya devam ediyor. Şimdi ama zaten o da pişecek daha zaten. Evet. Bu o maç. O maç. Değerlendirme evet. Yemeği bu. Evde kalmış yemeği. Kuru lavaşlarla yapılan. Değil mi? Evet. Çocuklar okuldan geldiğinde hemen anneanneler, babaanneler hadi anneanne bize ne yapacaksın diyor. Hemen o maç yapıyorlar. Antep peyniri koyuyoruz. Antep peyniri koyuyoruz. Kuru soğanımız kuru var. Kuru soğan yine. Koyuyoruz. Maydanoz var. Maydanoz, yeşil biber ve domates koyuyoruz. Var. Çok güzel domates. Salçana koyuyoruz yine, birazcık. Olmazsa tamam. Olmazımız bizim Gaziantep'te evet, biliyorsunuz. Galiba öyle. Yani bizdeki her şey güneşte piştiği evet, için doğru. İnanılmaz bir lezzet. İklim de çok ona uygun zaten. Kesinlikle. Tabii yani. Bıçak. İnanılmaz bir lezzete zaten sahip. Zaten o biberleri gelince görürüz o kurutulmak üzere şey tavanla evet. Şeylere asılmış evet, damlara evet. Oraya buraya. Evet şimdi Antep peynirini bunu hiç ıslatmıyoruz değil mi suyla falan? Suda bu tuzunu beklettik. Alıyoruz. Hı. Suda beklettik. Tuzunu tamam. Alıyoruz. Hayır şey diyorum. Tuzsuz olur. Bu yufkaları şeyleri. Hayır hayır hiçbir tamam. Şey yapmıyoruz. Ama zeytinyağı onun koyacağız. Kıtır olmasına tabii. Çok dikkat ediyoruz. Ha, bu okay. Kıtır olunca zaten daha lezzetli oluyor. Ha, o yüzden son dakikada yapılsa daha evet. Güzel olur bu. Evet evet evet. Hemen, bak tavsiye hemen iftardan önce ki... Elinizde kalmış böyle lavaşlar. Hatta bayat ekmek de olur. Bayat ekmekle evet. De olur. Zaten onun için çok atık mutfak evet. Yok diyoruz evet, ya. Yani her şey olur. Anında iftardan önce yapacaksınız. Gayet de sağlıklı bir de. Evet. Çok da lezzetli olur. Mideler bayram eder. Aynen. Peynirimizi koyuyoruz. Bunları da koyuyoruz. Aynen. Buyurun. Sahur için de çok buyurun. Güzel olur şu an. Aslında sahur evet. İçin de şahane yani. Olur. Evet. Evet. Kesinlikle sahur için birebir bir tarif. Domatesimiz. Evet. Domatesimiz. Soğanımız var. Soğanımız. Buyurun. Soğanımız. Sonra bunu hemen hızlıca karıştıracağız ve evet, servis edeceğiz. Evet. Salçalarımızı önce bir alayım. Tamam. Buyurun Gülay'cığım şuradan. Sen bende kaşık yok buna veremiyorum o yüzden. Bunları böyle çiğden mi koyacağız? Evet evet çiğden. Hemen çiğden koyacağız. Tamam. Maydanoz var galiba. Biber. Maydanozu sonra alacağım. Tamam. Tuz var. Koyayım mı? Evet çok az. Alayım tuzu da. Ekleyeyim mi? Evet Gülay. Onları da alalım. Şöyle şunları kaldırıyorum ben. Önce bu domatesleri. Güzel kokuyor salçalar. Mis gibi. Şimdi iyi salça evet. Çok fark ettiren bir şey. Yani çok. Normal kesinlikle, salçayla. Kesinlikle. Bu güneşte kurutulmuş ev yapımı kesinlikle. Salça arasında çok dağlar kadar fark var. Bu maydanozu en son mu koyacağız? Evet, maydanozu en son koyacağız. Zeytinyağını da en son koyacağız. Zeytinyağını da en son koyacağız. İstiyorsanız en son sofra hazırlayacağız ya. Evet, o zaman zeytinyağını o zaman koyalım zeytinyağını maydanozuna. Olur, olur. Çok da ıslanmasın. Karıştırayım, tamam süper. Bunu kenara alalım. Evet. Bence daha güzel olacak o. Tamam, kesinlikle. O zaman ben bunu çok daha fazla karıştırmayacağım. Evet, en son servis yaparken güzel bir kaseye de alırız. Kesinlikle. Zeytinyağı ve maydanozuyla birlikte o meşhur Gaziantep iftar soframızda o maçımızda, o maçtı değil mi? Doğru söylüyorum. Evet, evet. O maçımızda yerini alır. Şimdi efendim bir terbiye yapacağız değil mi Şiveydiz için? Evet, şimdi Şiveydiz'in terbiyesini hemen hazırlayalım. Bir kase verirsen sen. Süzme yoğurtla mı yapılıyor? Süzme yoğurtla yapılıyor. Ya bizde yoğurtlu yemekler inanılmaz güzeldir. Evet. Şöyle bak, hepsi de... Yoğurt ve salça kullanımı sizde çok başarılı değil mi? Evet, kesinlikle çok başarılı. Ne koyuyoruz? Yumurta koyuyoruz. Yumurta koyuyoruz, un koyuyoruz. Un koyuyoruz. Normal terbiye yapıyoruz. Normal terbiye ama yapıyoruz. Bunu aslında ben birazcık kaynatırım. Niye? Çünkü biz yoğurdu pişiririz yoğurtlu evet. Yemeklerde. E pişirelim. Ondan dolayı... Biz evet. De öyle yapalım. Tamam, şöyle yapalım. Kaserol vereyim. Şurada. Ben şöyle bir karıştırayım bunu önce. Şurada yapalım mı? Olur olur tamam. Yapalım. Biraz şöyle pişireceğiz. Bir evet. Bakın Mina Hanım güzel tekniklerini ve püf noktalarını da sizlerle paylaşıyor. Çünkü biz bunu biraz pişiririz dedi. Evet. Çünkü kestirmiyoruz o zaman yoğurdu. Ha okey. Lezzeti şimdi, de zaten ondan. Ondan sonra yoğurtlu ondan sonra birleştireceğiz yani öyle yuvarlam- mi? Tabii tabii tabii. Okey tamam süper. Yoğurtlu yemeklerimiz bizim yuvarlamamız, analı kızlımız, evet. Şiveydizimiz. Yani hakikaten baktığınız zaman çok enteresan bir mutfak ve
senelerce hiç bu kadar kıymeti anlaşılmıyordu esasında Gaziantep mutfağının. Evet. Ama son yıllarda yani çok doğru politikalar, çok da takdir ediyorum o yüzden Gaziantep şehrini, evet, ve halkında. Yani bunu tanıtmak adına bu mutfağa çok ciddi hamleler yapıyorlar. Yani hakikaten özel bir mutfak. Evet. Buradan, özel bir mutfak, özel bir şehir. Çünkü sanayide de inanılmaz, evet, çalışkan bir şehre, evet, sahibiz biz. Evet. Çünkü çocuklarımız nerede okursa okusun memleketlerinden dönüyorlar Gaziantep'e. Bir de o var, ve çok enteresan. Ve üretimde şey oluyorlar. Yani, evet, üretimde bütün yenilikleri. Yani üçüncü jenerasyon, dördüncü jenerasyon çocuklar gidiyor Amerika'da okuyor, bilmem ne yapıyor, geliyor. Yani Harvard okuyan öğrencilerimiz var, tekrar dönüyor. Evet. Çok önemli bir şey o. Memleketlerine, aynen. Ve Gaziantep'li birbirine çok sahip çıkar. Evet, yani mutfak da öyle oldu. Bir de bilinmiyordu bu kadar çok işte yani. Yani sizin sayenizde, sizin gibi insanlar sayesinde birazcık da oluyor. Yani sizin işletmeleriniz sayesinde falan. Evet. Kimin aklına gelirdi ki yani bu kadar çok sebze ve vegan bile şey yapabileceğiniz yemekleri var Antep'in. Yani, yani nereden baksanız 100-150 tane çok vegan tarif çıkabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Antep mutfağından. Ve yokluktan atalarımızın ürettiği yemeklerimiz çok fazla. Evet. Etsiz yemeklerimiz çok fazla. Şimdi yapıyoruz, omaç yapıyorum mesela. Ne kadar lezzetli olacak. Yani patlıcanı biz mesela alıyoruz. Patlıcanın başından ayrı bir yemek yapıyoruz. Evet. İçini kızartıyoruz. Ayrı bir yemek yapıyoruz. Dış kabuğundan kuru dolma yapıyoruz. O kadar yani, zengin evet, ki. Hepsi her tarafıyla. Kesinlikle. Evet, yani o kadar zengin. Yani örnek olarak hani sürdürülebilirlik işte atık matı. Gerçekten esasında sizin yaptığınız şeyler bunlar. Evet. Normal hayatta, evet, da. Yani bunu normal, şey olarak tabii zorlayarak herkesin değil. Herkesin mutfağında yaptığı şey. Evet. Evet. Hepimizin, bütün kadınların. Antepli kadınların mutfağında yaptığı şey. Efendim şu anda şivediz yapıyoruz. Şivediz için güzel bir terbiye tutuyoruz. Yumurta, un ve süzme yoğurdu bir tencereye aldık. Biraz pişirilmesinin doğru olacağını söyledi. Evet. Mina Hanım. Onu pişireceğiz. Şimdi böyle bir tık tık. Evet. Sonra, kesinlikle. Sonra hem bu soğanlı karışım hem etli karışım hem de terbiye bir araya mı gelecek? Evet, bir araya geleceğiz. Üçü bir arada buluşacak. Bir şey söyleyeyim mi size? Bu yemekte hakikaten muhteşem bir şey olacak. Çok güzel. Esası aynı zamanda bir şekilde sulu yemek olduğu için yani çorba gibi kaşık kaşık da onun suyu bir de et kaynadı şifa. Etin suyu şifa kesinlikle, yani arkadaşlar. Kesinlikle şifa. Çok 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 lezzetli bir yemek olacak. Şireydiz efendim. Evet. Mina Hanım Gaziantep'ten geldi. Siz değerli Mehmet Özel'le mutfakta izleyicileri için bu güzel tariflerini hem de püf noktalarını da vere vere hazırlıyor. Şu anda Şireydiz'in terbiyesini karıştırıyor. Bir taraftan damat dolması var, bir taraftan müthiş küçük Antep'ten gelen kabakların içinde fıstıklar, bademler. Nasıl kokuyor? Evet. Hakikaten çok güzel. Şu an belli etti yani. Tabii. Çok. Artık o orada böyle usul usul pişiyor. Efendim omaç yaptık. Omacı bir güzelce elle kalan lavaşları, kuru lavaşları, Antep peyniri ve işte biber, maydanoz, soğan ve domatesle lezzetlendirdik. Ama en son yağını ve maydanozu koyacağız. Daha kıtır kıtır olması makbulmüş onun. Tam iftar soframızı hazırlarken son dokunuş olarak onu yapacağız ama biraz sonra da çok özel bir tatlı yapacağız. Evet, kesinlikle neydi çok ismi, özel bir tatlı yapacağız. Bastık kızartması. Bastık kızartması evet, yapacağız. Bastık kızartması. Pestille yapılıyor ama enteresan bir şey olacak. Kızartacağız en son tarçınla evet, falan. Tarçınla. Cevizle buluşturacağız. Buluşturacağız. Çok lezzetli olacak. O da harika oluyor. Şimdi artık bu şey kaynamış mıdır Gülenel'cim? Evet. Soğanlar olmuştur herhalde. Evet. Onlar bunlar tek tencereye alalım mı hepsini? Evet, hepsini bir tek tencereye alıp birleştireceğiz. Daha büyük bir tencere vereyim mi? Ama sen de o yok. Tamam ona koyalım. Burada. Bunu bu tarafa alabilirim ya da bakayım. Şuna koyalım mı hepsini birleştirelim? Bunlar. Bunu birleştirelim mi? Evet. Yaymanda. Olur. Hatta şöyle, şöyle koyalım. Efendim bakın nohutlar, etler yani bu yemeğin muhteşem bir şey olacak bu hakikaten. O da fokurdamaya başladı şey yoğurt. Aynen böyle bir göbek atıyor. Evet o da oldu. Göbek atınca tamam. Koy bir tane bunları. Of. Gerçekten. Of. Hakikaten. Çok lezzetli. Ya çok, bu müthiş bir yemek olacak. Ya bu tek başına bile çok doyurucu bir yemek esasında. Evet, evet. Yani nohut mohut da olduğu için bu kadar yoğurt, yumurta, et, sebzeler yani soğanlar çok da doyurucu bir yemek. Şimdi terbiyesini karıştıracağız değil mi evet, bunu? Evet, hemen terbiyesini karıştıracağız. Şöyle bir alayım şunu. Gelin burada yapın. Burada yapalım. Tamam, şöyle alayım o tencereyi. Buraya. Bu tencereyi vereyim. Evet. Ha. Tamam. Şu suyundan biraz alacağım çünkü. Şimdilik Şivediz'in terbiyesi. Suyunu mu azaltıyorsunuz evet, birazcık? Evet, suyunu birazcık azaltayım. Daha koyu olsun istiyorsunuz tabii, değil mi? Tabii biraz daha böyle kıvamlı. Daha kıvamlı bir yemek daha olsun. Daha kıvamlı. Ama yani bunu sulu yapıp çorba niyetine de içilebilir tabii, esasında. Tabii yine çorba, yine çorba gibi olacak ama tamam. Şöyle birazcık alırsam daha tamam, da güzel bu. Evet. Şimdi yoğurdu kestirmemek için efendim ne yaptık? Önden birazcık pişirdik. Yumurta ve unla beraber pişirdik süzme yoğurdu.
Şimdi ikisinin ısılarının dengelerek kesilmesin diye biz şöyle dizimizi tamamlayacağız. Bir taraftan damat dolmamız pişiyor, bir taraftan o maçımız bekliyor. Şöyle. Ha, şimdi şöyle. Evet, ikisini birden. İkisinin ısılarını dengeliyoruz, evet, bu önemli. Kestirmemek için. Şöyle karıştırayım istiyorsanız onu da ben. Olur. Şöyle şöyle hızlıca kesilmesin. Evet evet evet. Oh, muhteşem bir şey oluyor bu. Harika bir yemek olacak. En son üzerine bunun yine tereyağı ve nanesi, evet, var değil mi? Tereyağı ve nanesi var. Aslında bizde sade yağ olmaz olmaz. Ha, evet, Gaziantep'te çok kullanılıyor sade yağ. Her, evet, yemekte. Kesinlikle. O mis gibi kokusu. Evet. Karıştıralım artık bence. Evet, karıştıralım. Evet. Karıştıralım şöyle artık. Alalım. Ben vereyim mi yavaş olur yavaş? Olur. Ben de şöyle yapayım. Siz de öyle karıştırırsınız. Tamam. Güzel oldu. Müthiş. Bunu bir taşın pişireceğiz değil mi yine? Evet, böyle bir tık tık yapacak. Evet, oha, çünkü unun da koyulaşmasını, evet, sağlayacak zaten onun. Şöyle dibinden. Şunu dibinde alsana şuradan. Alayım mı? Tabii tabii. Dur dur dur. Alıyorum ben buradan. Ay, nasıl yaptık onu bedene? Size iyi bayağı. Tamam. Süper oldu. Evet. Tamam. Şu hediyemiz de hazır. O zaman artık, evet, işin tatlı kısmına gelelim. Değil, evet, mi? Evet, olur. Bastık kızartması yapacağız. Bunu tamam. Bastık kızartması değerli izleyiciler. Kısıkta bırakayım. Kısık daha, evet, güzelce kısıkta arada karıştırırız da zaten. Tamam. Ondan sonra şimdi istiyorsanız bastık kızartmasını da hemen geçelim. Evet. Tamam, olur, tamam, hemen geçelim. Efendim, bastık kızartması için pestile ihtiyacımız var değil mi? Evet, öncelikle pestile ihtiyacımız var ve şöyle una ihtiyacımız var. Bir kızartma yani olacak değil mi bu? Tabii. Tabii. Bir kızartmak için bir tencere çıkardık mı biz? Yağlı, evet, yağ koyduğumuz. Evet, orada, ha, tamam, onu da alalım. Tenceremiz. Şöyle suyla ısınsın, unu diyorsun, açacağım ben. Suyla unu açıyoruz. Aynen. Bastık kızartması yapıyoruz. Bastık kızartması yapıyoruz ve suyla unu açıyorum. Evet. Bunu böyle bir bunu bastığı bizdeki şıralardaki o bastığı evet, atık mutfak yapmıyorlar. Evet. Onu da tekrar değerlendiriyorlar. Çünkü sertleşiyor bir süreden sonra. Tabii ki. Ay, ama bunu, bu zeytinyağı ve unla. Bunun içinde ne var şimdi? Unla, su var. Un ve su var. Başka hiçbir şey yok. Ya da kızartacağız. Evet. Peki şekeri nereden gelecek? Pestilin bu kendi şekeri mi? Pestilin kendi, tamam, şekeri var zaten. Tamam. Üzerine de çok az şeyimiz var. Tarçınımız yine var. Ha, birazcık daha su ilerleyeceğim buna. Bu arada muhteşem kokuyor bu şüveydiz yani. Şüveydiz. Damat dolmasının da bence bir 10 dakikası falan var. Pişer biraz sonra. Evet evet, o da pişiyor artık. Yalnız kokular hakikaten mest ediyor. Kokular harika. Yağın zaten altını açayım mı? Ha, açtık. Açtım, açtık. Açtık, tamam. Yağ kızdıktan sonra onu kızartacağız. Yağ kızdıktan sonra bunu böyle karıştırıp bunun üzerine bulayacağız. Bulayacak mıyız onu? Ondan sonra, evet, kızartacağız. Bulayacağız, ondan sonra kızartacağız. Ondan sonra zaten onu da kızardıktan sonra bizim hazır yemeklerimiz, evet, hazır oluyor. Evet, ondan, evet, sonra zaten yavaş yavaş da iftar soframızı hazırlarız. Siz de galiba iftar soframız için böyle bir şeyler de getirmişsiniz. Evet, görsel, evet, güzel, evet, gözükecek. Hediye, ikramlıklar dedim ya, getirmişsiniz. Gaziantep'te iftar sofraları da, evet, seremonidir. Seremonidir. Sahurlar da seremonidir. Ondan sonra uzun sofralar, uzun yemekler, evet, aile büyükleriyle birlikte çok keyifli sofralar ya olur. Ya ondan eminim yani. Bir, tabii bu son iki yıl birazcık şey pandemi tabii, pandemi. Tabii tabii. Hep bu fazla misafirlikleri etkilemiştir ama artık yavaş yavaş artık bitiyor işte. Evet evet, bitiyor. Yaz da geliyor, evet, inşallah. Çok güzel bir yaz geçireceğiz, evet, bu sene. Şimdi kızartma yapıyoruz. Evet. Şimdi yağımız iyice, evet, ısınacak. Tamam. Ne yapacağız? Tam anlatın. Bunu bulayacağız. Şöyle, bir tane bulayım bakalım. Görelim. Aynen. Şöyle batırıyoruz içerisine bunu. Evet. Sonra bunu çıkardıktan sonra yağ hemen atıyoruz. Yağ atıyoruz. Ben içinde biraz bekleteyim, birkaç, tamam, tane şöyle atayım. Çok da kızarayım bak. Dumanlar çıkmıyor. Bundan mı çıkıyor? Bundan mı çıkıyor? Bundan çıkıyor. Bundan çıkıyor ama. Ben bir duman kafa karışıklığı yaşadım ama. Bunu da, bunu artık kısık değil mi? Evet, kısık ama alabilirim de aslında. O kendi sıcaklığıyla da biraz. Bir bakalım mı şöyle? Olur mu? Bir bakalım. Olur, alabilirsin. Tamam. Yanma. Bir baksana. Bir 5 dakikası falan bir var. Bir çatalla dokunayım mı ben ona? Bence kapatalım. Kapatalım. Demlensin altını, bence. Demlensin. Kenara demlensin. Aynen, kenarda, tamam, dursun. Artık yavaş yavaş bunları kızartmaya başlayacağız, evet, zaten. Tamam. Ondan sonra Mine Hanım'ın müthiş Gaziantep yemekleriyle hazırlamış olduğu iftar sonrasında buluşacağız.
Efendim, vallahi Mine Hanım ne desek az gelir. Muhteşem yemekler hazırladık hakikaten. Gaziantep öğretmenin çok simge yemeklerini yaptınız. Evet. Hem hikayesi olan da yemekler. Bazıları yokluktan çıkmış yemekler. Evet. Ama hakikaten şu şiveydiz, doğru söylüyorum değil mi? Evet. Şiveydiz mükemmel bir şey oldu bence. Şu damat dolmasının haline ve güzelliğine bakın efendim. Ve lezzetine yani. Ve lezzetine evet yani ona şu anda bakamıyoruz ama bize bir de üstelik şeyler de getirmişsiniz. Gaziantep'in iftar sofralarında olmazsa olmaz. Kahke değil mi bunlar? Evet bunlar kahke. Çocukları oruç tutsunlar, heveslensinler diye böyle çanta şekilli. Şekli ve kalp şeklinde kahkeler yapılıyordu eskiden. Şimdi bu yine olmazsa olmazlarından değil mi iftar sofralarında? Evet kesinlikle. Hurmamız, leblebili şekerimiz olmazsa olmazlarımızdan. Yine kahkemiz. O da kahke var. Evet. Burada tabii siz şey de getirmişsiniz. Evet. Meşhur Gaziantep'ten yani. Şimdi Antep deyince baklava olmaz. Diyoruz. Başka bir şey bu demiyoruz. Nedir? Bu da yine bizim Gaziantep yöresine evet. ait bir tatlı. Müşebbek tatlı diyoruz müşebbek. Biz buna. Evet müşebbek. Müşebbek tatlısı getirmiş müşebbek öyle. Tatlısı evet. Bu da efsane bastık kızartmamız. Onu zaten beraber yaptık izleyicilerimizle. Evet. Ve istiyorsanız bunun bir de üzerinde bir yağ var galiba. Evet. Onu da evet. dökelim. Bir de burada meyan kökü şerbeti. Evet. O da mı çok adettir içmek bu Ramazan'da tüketmek? Ramazan'da şöyle bu da olmazsa olmazlardan biridir. Çünkü vücutta su tuttuğu hı-hı. için Ramazan'da rahatlatır. Çok rahatlatır ve susamazsınız. Ha, muhakkak güzelmiş. Açtığınızda bakın, bir bardak, meyan kökü şerbeti iki bardak. Önemli. Evet. evet. Bundan biraz, içersiniz. Güzel şöyle yağımız vardı naneli. Naneli yağımızı şöyle koyalım. Şivedizin içinde taze sarımsaklar, taze soğanlar. Evet. Etler, nohutlar. Kokuyor. Güzel bir süzme yoğurt. Şöyle. Babaannem rahmetli şöyle derdi. Ne derdi? Yemeğin nakışını koymak gerekiyor diye. Güzel. Çok güzel lafmış. Evet. Bu da böyle bunun nakışı. Evet yani hakikaten. Çok güzel oldu. Şöyle değerli de izleyiciler. Bize Gaziantep'i vallahi. Mine Hanım getirdi valla. Hakikaten getirdi. Müthiş yemekler yaptık. Hakikaten yani bir de yaptığımız yemeklerin hepsinin bir hikayesi de var. Evet, çok kesinlikle. Maliyetli yemekler de yapmadık esasında. Evet. Tam güzel bir iftar menüsü hazırladık. İstiyorsanız tam olarak bugün bir ne yaptığımızın üzerinden geçelim efendim. Damat dolması için öncelikle küçük kabaklarımızı güzelce kabak oyuncağıyla oyup dolmalık hale getiriyoruz. İç harcı için karıştırma kabının içine pirinç, kıyma, domates salçası, biber salçası, kuru soğan, sarımsak, zeytinyağı, karabiber, pul biber, tuz, antep fıstığı, badem, dolmalık fıstık ve biraz da limon tuzu ekliyoruz. Kabaklarımızın içini bu harçla doldurup tencereye diziyoruz. Ayrı bir yerde salçaları suyla açıp biraz tuzla lezzetlendirdikten sonra dolmalarımızın üzerine döküyoruz. Bir kapakla üzerine ağırlık yaratıp kapağını da kapattıktan sonra orta ateşte pişirip servis yapıyoruz. O maç için öncelikle tuzsuz Antep peynirlerimizi küçük küpler halinde doğruyoruz. Biraz bayat ve kurutulmuş yufka ekmeğini güzelce elimizle hafifçe eziyoruz. Üzerine Antep peyniri, yeşil biber, domates, kuru soğan, pul biber, tuz, domates salçası, biber salçası koyduktan sonra bunu kabaca karıştırıyoruz ve biraz bekletiyoruz. En son zeytinyağı ve maydanozunu da ekledikten sonra elimizle sıkıp toplar halinde servis yapıyoruz. Şivediz için öncelikle kuzu etlerimizi haşlamaya bırakıyoruz. Ayrı bir yerde taze soğan, taze sarımsak ve kuru soğanı haşlıyoruz. Etlerimiz yumuşadıktan sonra iki karışımı bir araya getiriyoruz ve nohut ilave ediyoruz. Terbiyesi için ayrı bir yerde süzme yoğurt, yumurta, un ve tuzu çırpıyoruz. Çırptığımız terbiyeyi bir tencereye alarak birazcık pişiriyoruz. Ardından terbiyeyi ısıları dengeleyerek şivedizimizle birleştiriyoruz. Üzerine zeytinyağı, tereyağı karışımında biraz nane kızdırarak servis yapıyoruz. Bastık kızartması için öncelikle pestillerimizi küçük parçalar halinde doğruyoruz. Ayrı bir yerde un ve suyu bulamaç haline getiriyoruz. Bir tavanın içine toz şeker, ceviz, tereyağı koyuyoruz ve güzelce karamelize ediyoruz. Kenarda bekletiyoruz. Pestillerimizi bu yaptığımız bulamaça bulayıp kızgın yağda iyice nar gibi olana kadar kızartıyoruz. En son bu cevizli tereyağlı şekerli karışımı üzerine döküyoruz. Tarçın ve fıstıkla süsleyerek servis yapıyoruz. Nakışını da yaptıktan sonra evet, nakışını da yaptık. Şivedizimizin evet. gerçekten çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bizi Antep'e gelmiş ben kadar iyi hissettirdiniz. Efendim. En kısa zamanda Antep'te bekliyorum. Yok geleceğiz sen. Evet. Bu güzel lezzetleri size Antep'te tattırmak eminim. İstiyorum. O güzel Gaziantep misafirperverliğini de biz de çok özledik hakikaten. Ben teşekkür çok çok teşekkür size. Ediyoruz efendim. Ama yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Son bir hatırlatma.
Bu tariflere ulaşmak istiyorsanız bizi sosyal medyada takip edin lütfen. Instagram, Facebook, Mehmet Özer ile Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümlerde Fox.com.tr'nin internet sitesinde diyoruz. Yavaş yavaş veda vakti. Biz yine böyle değerli konuklarla, harika lezzetlerle sizlerin iftarlarına renk katmaya devam edeceğiz. Ama yavaş yavaş hoşça kalın diyelim. Ve herkese hayırlı iftarlar dileyelim istiyorsanız. Hoşça kalın efendim. Hayırlı iftarlar.